Resulullah'ın yürüyerek Taif'e gitmesi. Ebu Talip vefat ettiği zaman Hazreti Peygamber yaya olarak Taif'e gitti. Onları İslam'a davet etti. Fakat İslam'ı kabul etmediler. Hazreti Peygamber geri döndü. Bir ağacın gölgesinde iki rekat namaz kıldıktan sonra şunları söyledi. Ey Allah'ım! Zayıflığımı, halkın gözündeki kıymetsizliğimi sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Acaba beni kime bırakıyorsun? Benden hoşnut olmayan bir düşmana veya emrimi eline verdiğin bir yakınına mı? Eğer sen benim hakkımda öfkeli değilsen, başka hiçbir şeyden perva etmem. Ancak senin afiyetin benim için daha geniştir. Karanlıkları pırıl pırıl parlatan senin o mübarek vecihine sığınıyorum. Zira dünya ve ahiret işleri onun sayesinde düzene girmiştir. Rıza sadece senin rızandır. Sen razı oluncaya kadar bu yalvarış ve yakarışa devam ederim. Kuvvet ancak Allah'tandır. Hazreti Peygamber'in gönderdiği askeri birliklere, halkı güzellikle İslam'a davet etmelerini emretmesi. Hazreti Peygamber bir askeri birlik gönderdiğinde, o askeri birliğin kumandanına önce kendi nefsi ve beraberindeki Müslümanlar hakkında takva tavsiye ediyor, hayrı öneriyordu. Sonra müşrik düşmanla karşılaştığında onları üç husustan birine davet etmenin gereğine işaret buyuruyordu. Onları İslam'a davet et. İtaat ederlerse Müslümanlıklarını kabul et ve onlarla savaşma. Onları memleketlerinden muhacirlerinin memleketlerine hicret etmeye davet et. Onlara de ki, bunu yaptıkları takdirde muhacirler için ne varsa onlar için de vardır. Muhacirlerin boynunda ne görev bulunuyorsa onların boynunda da o bulunacaktır. Eğer bunu kabul etmeyip kendi yerlerinde kalmayı isterlerse onlara Müslümanların göçebeleri gibi olduklarını bildir. Müminler üzerine cereyan eden ilahi hükümler onların üzerine de cereyan edecektir. Onların savaşta alınan ganimet ve fey malları üzerinde bir payları olmayacaktır. Ancak Müslümanlarla cihada katılırlarsa o zaman payları olur. Eğer buna da razı olmazlarsa onları haraç vermeye razı et. Eğer haraç vermeye razı olurlarsa onlardan elini çek ve sen de buna razı ol. Eğer bunlardan hiçbirini kabul etmezlerse Allah'tan yardım iste ve onlarla savaş. Bir kaleyi kuşattığın zaman onlar Allah'ın hükmü üzerine kaleden çıkmalarını şart koşarlarsa bunu kabul etme. Ancak sizin hükmünüz üzerine çıkmalarını kabul edin. Çünkü siz Allah'ın onlar hakkında nasıl hükmedeceğini bilmiyorsunuz. Sizin hükmünüze razı olduktan sonra kaleden onları çıkarınız. O zaman dilediğiniz gibi onlar hakkında hüküm veriniz. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye bir kavmi İslam'a davet etmeden onlarla savaşmamasını emretmesi. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi bir kavimle savaşmak için gönderdi. Sonra Hazreti Ali'nin peşinden bir kişiyi gönderdi ve dedi ki, Ali'ye yetiş ve ona de ki, onları Allah'ın hükmüne davet etmeden önce onlarla savaşmasın. Hazreti Peygamber, Hayber günü Hazreti Ali'ye, haydi yürü, ta ki onların bölgesine varıncaya kadar. Sonra onları İslam'a davet et ve onlara Allah'ın onların üzerindeki hakkını bildir. Allah'a yemin ederim, eğer Allah senin vasıtanla bir tek kişiyi hidayete erdirirse, senin için kızıl develerin olmasından daha hayırlıdır, demiştir. Hazreti Peygamber'in Ferve el-Kutayi'ye savaş sırasında insanları İslam'a daveti emretmesi. Ferve bin Museyk el-Kutay şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e giderek şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü! Kavmimin iman edenleriyle imandan kaçanlarına savaş açayım mı? Hazreti Peygamber, evet dedi. Sonra fikrini değiştirerek, ey Allah'ın Resulü, kavmimin imana gelmeyenleriyle değil de Sebe ehliyle savaşacağım. Çünkü onlar daha asi ve daha kuvvetlidirler dedim. Hazreti Peygamber bana emretti. Sebe halkına
savaş açmama izin verdi. Onun yanından çıktıktan sonra Allah, Sebe hakkında indirdiklerini indirdi. Hazreti Peygamber, "O El-Kutay nereye gitti?" dedi. "Evime haber gönderdi. Beni orada bulamadılar. Çünkü yola çıkmıştım. Beni yoldan çevirdiler. Hazreti Peygamber'e vardığımda baktım ki oturuyordu ve etrafında ashabı vardı. Hazreti Peygamber bana hitaben, "Onları evvela imana davet et. Onlardan kim imana gelirse kabul et. İmana gelmeyenler hakkında da acele etme. Ta ki bana onlar hakkında bir haber gelinceye kadar," dedi. Oradakilerden birisi Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, Sebe bir arazi mi, bir kadın mıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ne arazi ne de kadındır. Fakat bir kişidir ki bu kişiden 10 kabile türemiştir. 6'sı Yemen'e yerleşmiş, 4'ü de Şam'a gelmiştir. Şam'a gelenler Lahım, Cüzam, Gassan, Amile kabileleridir. Yemen'de yerleşenlerse Ezd, Kinde, Himyer, Eş'ariler, Enmarlar ve Mezhiç kabileleridir," dedi. Sonra adam, "Ey Allah'ın Resulü, Enmar da nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber cevap olarak buyurdu, "Onlar o kimselerdir ki Has'am, Becile onlardan." Hazreti Peygamber'in Halid bin Said'i Yemen'e gönderdiği zaman ona insanları Allah'a davet etmesini emretmesi. Halid bin Said şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni Yemen'e göndererek şöyle dedi. Araplar içinde hangi kabileden ezan sesini işitirsen sakın onlara hücum etme. İçinde ezan sesi duymadıklarına gelince onları evvela İslam'a davet et. İslam'a davet edilmeden savaşta esir düşenleri Hazreti Peygamber'in tekrar memleketlerine göndermesi. Hazreti Peygamber'e Lat ve Uzza'dan bu iki putun yanında ikamet eden kabilelerden esirler getirildi. Hazreti Peygamber, "Bunları esir almazdan önce kendilerini İslam'a davet ettiniz mi?" diye sordu. Esir edenlerin "Hayır" demesi üzerine Hazreti Peygamber esirlere hitaben, "Sizi İslam'a davet ettiler mi?" dedi. Esirler "Hayır" dediler. Hazreti Peygamber, "Bunları serbest bırakınız. Ta ki emin oldukları yere varıncaya kadar onları götürünüz," buyurdu. Sonra da Ahzab suresi 46 ve 47, En'am suresi 19. ayeti sonuna kadar okudu.